geçtiğimiz sezon iyi bir Rizespor vardı. Ama o takımdan birçok oyuncu gitti. Bu sezonki ilk bölümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen seneden aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Mesela biz 17 tane oyuncuyla yollarımızı ayırdık geçen seneden. Bu senede aramıza 14 tane, 13-14 tane yeni arkadaşlarımız katıldı. Yani sonuç olarak baktığınız zaman neredeyse yeniden kurulan bir takım gibi olduk bizde. Kolay değil. Sonuçta insan yönetiyorsunuz. İnsan yönetmek çok zordur. Bu insanların birbirleriyle uyumları, birbirleriyle iletişimleri, birbirlerini tanımaları, şehri tanımaları, iklime alışmaları, bizim oyun felsefemize alışmaları, Türkiye Ligi'nin sertliğine, Türkiye Ligi'ndeki takımlara alışmaları zaman alıcı şeyler. Yani bizler tabii ki antrenörler sihirbaz değiliz. Yani her transfer yapıldı diye de bu takım şampiyon olacak diye bir garantisi de yok. Veya bu takım kümede kalacak diye de bir garantisi yok. Bir futbolu tanımak minimum 4-5 ay. Hem kişiliğini, hem insanlığını, hem futbolculuk anlamdaki yeteneklerini görmeniz, anlamanız, bilmemiz en az 4 ay. Tabii ki biz zamanla yarışıyoruz. Zaman her şeyin en iyi ilacıdır diyoruz. Tecrübelerimizden, onlarla fazla vakit geçirip, yakın temaslarda bulunup, diyaloglarımızdan, antrenmanlarımızdan, analizlerimizden daha hızlı tanıyıp, daha hızlı hareket etmeye çalışıyoruz. Burada bunu elde edebilen antrenörler birazcık daha avantajlı gibi oluyorlar. Transfere gelecek olursak, 14 yeni oyuncuyla çalışmak sizi zorluyor mu? Yani açık konuşmak gerekirse, belki şimdi bizde 14 yabancı var ama maalesef kadroya 12 tane alabiliyoruz, 10'unu oynatabiliyoruz. Her hafta 2 tane oyuncuyu kadroya alamadığım için onlardan fazla ben üzülüyorum. Belki bazı geceler sabaha kadar uyku uyuyamıyorum. İnanın yani bak uyku uyuyamıyorum. Hak ediyorlar çünkü. Bırakın kadroya girmeyi. Oynamayı hak ediyor. Oynamayı hak eden adamı, oyuncumu ben bırakın kadroya almayı, kadroya alamama üzüntüsünü yaşıyorum. Çünkü o kadar istekliler. Standardı nedir bunun seviyeye göre? Yeter mi? O tartışılır. Kalite anlamında, beceri anlamında tartışılır. Ama çalışma anlamında, iş ciddiyeti ve ahlakı anlamında, saygı anlamında müthiş hak eden oyuncularım var yani. Hepsi hak ediyor. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Süper Lig'de yapılan transfer sayısını ve elde edilen verimi nasıl yorumlarsınız? Hepimiz hata yapıyoruz. 10 tane oyuncu alıyorsun. Onun da hepsinin doğru çıkacağı anlamına gelmiyor. Bazısı geliyor şehre uyum sağlayamıyor. Bazısı Türkiye Ligi'ne uyum sağlayamıyor. Bazısı takıma uyum sağlayamıyor. Bazısını siz baktığınız zaman davranışlarından dolayı siz onu istememeyebiliyorsunuz. Bazısı geliyor, takip ediyorsunuz, seviye olarak yeterli gördüğünüz oyuncu burada bir bakıyorsunuz pat diye çok sert bir ligle karşılaşıyor. Yeterli olmuyor. Ama bunun ortalaması dünya standartları genelinde konuşuyorum. %65'i 70'ini tutturduğunuz zaman zaten transferiniz başarılı olmuş. Yani 10 oyuncudan 6,5-7 tanesi oynayan oyuncu olmuşsa siz başarılı olmuş oluyorsunuz. Yani birkaç biri oluyor. Ha bu Barcelona'da bu var. Bayern Münih'te de var, Chelsea'de de var. Bu Manchester United'da da var. Yani bu dünyanın her kulübünde bu böyle. Vedat Muriç gitti. Santrafor transferiniz El Kabir'de sakatlandı. Forvet konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Şimdi Vedat Muriç çok değerli bir oyuncu. Yani çok güçlü bir oyuncu. Yani geçen sene 17 gol, 5 asist kolay değil yani abi. Anadolu takımında bir oyuncunun bu kadar gol atması. Bir de ki küme düşmeyi oynayan bir takımda sonradan yani ikinci yarı çıkışını Rizespor gerçekleştirdi. Yani Vedat Muriç gibi bir oyuncuyu tabii ki herkes almak ister. Biz bulamadık. Vardı birkaç tane o ayarda. Belki bazı özellikleri Vedat'ın altındadır. Belki bazı bulduklarımız Vedat'ın önündedir özellikleri. Ama sonuçta bulduğumuz oyuncuların maliyetleri çok yüksek. Bu paraları Anadolu kulüpleri veremez. Verdiğiniz zaman işte o zaman demin söylediğimiz şey oluyor. Sıkıntılar oluyor, borçlar oluyor. Veremedik. Genç oyunculara yönelik attığınız adımlarda neye dikkat ediyorsunuz? Ben genç oyunculara da biraz meraklıyımdır. İşte Ankara Gücü'nün Altay, Fenerbahçe'ye, Konya'dan Ömer Ali Şahin gibi oyuncuları ben bilakis yetiştirdim, risk aldım, oynattım. Eskişehir'de Dorukhan mesela onu aldık Eskişehir'deyken kadroya A takımla bizde başladı. Yeter ki olsun bulalım, o ışığı görelim. Ben o riski alırım bu gençlere o şansı vermek için. Kendi adıma, Türk futbolu adına o riski alırım yani. Kimsenin şüphesi olmasın. Peki yabancı sınırıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü yerli oyuncu, bununla da
yani eşdeğer gibi yani karşılaştırmamak lazım. Bu sefer de yerli oyuncu bir tane almaya kalktığın zaman çok yüksek maliyetli oyuncu alamıyorsun. Ama eşdeğer bir oyuncuyu çok çok altında bir maliyetle yurt dışından alabiliyorsunuz. Ama sonuçta biraz fazla olsun olmalı bir kriterler gelmeli ve getirilmeli diye düşünüyorum ben. Ama biraz fazla diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Ankara Gücü'nün başındayken Fenerbahçe taraftarlarının size karşı büyük bir sevgi gösterisi olmuştu. Onlarla aranızdaki bağı nasıl tarif edersiniz? Fenerbahçe sonuçta çok büyük bir camia. Futbolculuk hayatım geçti uzun yıllar. Antrenörlük hayatım, yardımcı antrenörlük, teknik direktörlük yaptım. Çok şükür Allah bana bunları nasip etti. 3 Temmuz süreci yaşadık orada. Bu 3 Temmuz sürecini Aykut Hoca ile beraber yaşadık, kulakları çınlasın. Çok büyük mücadeleler verdik. Daha sonra ben teknik direktörlük dönemimde kurşunlandık yani orada. Hala bunların failleri ne olduğu belli değil, bulunamadı. Yani orada şampiyonluğumuz gitti bizim. Yabancı oyuncular ülkelerine gitmek istediler. Çok zor anlar yaşadık yani. Çok zor günlerde, çok zor anlar yaşadık biz. Ama çok şükür kaleyi terk etmedik. Sahip çıktık. Ölümüne sahip çıktık. Namusumuza, şerefimize tertemiz kulübümüzü bir yere getirdik, teslim ettik. Şimdi Sayın Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz, futbolcu kardeşlerimiz, taraftarlar yeni bir başlangıç yaptılar. Yeni bir hedefler koydular. Yeni bir yol haritası belirlediler. Kendine başarılar diyorum. Yolları açık olsun. Ne diyeyim ben? Başka.